Evet sevgili arkadaşlar, bugün Sivas Koyhisar kasabasında ve benim de memleketim olan Koyhisar'dan sizlere yayın yapıyorum. Bugünkü konuğum Koyhisar Devlet Hastanesi miyiz? İlçe Hastanesi'nin müdürü Zafer Bey'leyiz. Zafer Bey'den ilçemizin, hastanemizin sorunları ile ilgili bilgi alacağız. Önce Zafer Bey, ben sizi bir tanımak istiyorum. Kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız lütfen? Tabii. 1976 Koyhisar doğumluyum. Evet. Meslekte 22. yılım. 15 yıldır da idareci olarak çalışmaktayım. Evet. İlçemiz malum küçük. Göçü fazlaca veren bir ilçe. Dolayısıyla yaz nüfusuyla kış nüfusu arasında ciddi farklar olan bir ilçe. Potansiyel olarak hastanemiz hizmet vermekte sıkıntılar yaşıyor. Evet. Özellikle personel sirkülasyonunun çok fazla olduğu bir yer burası. İlçelerin genel yapısında var bu. Personel konusu dışında da bunu genelde son yıllarda özellikle yeni evet. alımlarla beraber personel konusunun birçoğunu hallettik. Daha çok 112 konusunda ciddi evet. sıkıntılarımız vardı. Bu yıl içerisinde de 112 ile 2 ambulansımız vardı mesela. Ama bir ekip kurabildiğimiz için ikinci ambulansımızı çalıştıramıyorduk. Bu da evet. vatandaştan çok ciddi tepkiler alıyorduk haklı olarak. Yani kapıda ambulans varken su şehrinden ambulans bekler duruma gelmiştik. Evet. Pozisyonumuz buydu. Şu an işte Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle 6 tane yeni geçici görevli ATT ataması yapıldı. Bir tane şoför ataması yapıldı. İkinci ambulansımızı da dolayısıyla çalışır hale getirdik. Evet. 112 konusunu yazın özellikle ciddi sıkıntılarımız oluyordu. Bu şekilde gidermeye çalıştık. Evet. Aslında aslında ilçemizde bir 112 istasyonuna ihtiyaç var ama bu kışın hasta yoğunluğunun olmaması nedeniyle sevk ve vaka sayılarında ciddi azalmalar var. Yazlıkla kışlık arasında çok ciddi farklar var. Evet. Yıllık ortalama sevk sayımız 0.98'e denk gelirken bu Mayıs'la Eylül ayları arasında aşağı yukarı 4 oluyor. Evet. Bunu yaz dönemi için geçici görevlendirmeyle bir şekilde çözdük. Daha çok acil hizmeti veriyoruz. Hastanemizde 5 tane de aile hekimimiz var. Bu aile hekimlerimizle beraber çalışmaktayız. Entegre bir hastaneyiz. Entegre 2. Yani hem... Bunu açalım biraz. Tabii. Hem koruyucu sağlık hizmetlerini, eski sağlık ocağı sistemini yani. Hem de normal hastane hizmetlerini, acil hizmetlerini vermekteyiz. Buna ilaveten diyaliz servisimiz var. Evet. Koyhisar'daki diyaliz servisimiz normalde Entegre 2 bir hastanenin diyaliz çalıştırma etkisi yoktur. Evet. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı 2011 yılı itibariyle yaptık. Bakanlığımızın bize 4+1 cihazlık bir ruhsatlandırması olmuştu. Ve şimdi bu ruhsatlandırma gereği biz çalışmalarımızı yaptık. Ama Entegre 2 hastane pozisyonunu geçtiğimiz için de diyaliz çalıştırma yetkisi dolayısıyla kalktı. Evet. Burayı çalıştıramayacak hale geldik. Nasıl çözdünüz bu durumu peki? Evet. Aslında bu durumda çok ciddi bir risk aldık işin gerçeği. Ama fena bir yatırım olmadı. Şöyle çözdük diyeyim. Biz bu çalışmayı yaparken 4+1 cihazlık ruhsat verilmişti bize ama sonra da bunu çalıştıramayacağımız anlaşıldığı zaman işin gerçeği biz hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandık. Evet. Yani bakanlığımız da bu şekilde yani pozisyonun bu şekilde gelişeceğini beklemiyordu işin gerçeği. Yani bakanlık derken biz entegre olduktan cihazlarımızı aldıktan ruhsat aldıktan 15 gün sonra biz entegre olduk. Evet. Yani bu işi çalıştıramayacağımız anlaşıldı. Sonra biz bu işin çalıştırma yoluna gittik. Nasıl çalıştırabiliriz'in derdine düştük işin gerçeği. Bakanlıkta görüşmelerimizde bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinden görüş sorduk. Onların da uygun görüşüyle bizi Suşehir Devlet Hastanesi'nin bir polikliniği gibi, diyaliz servisimizi Suşehir Devlet evet. Hastanesi'nin bir polikliniği gibi çalıştırma kararı verildi. Bu Türkiye'de ilk Entegre 2 bir hastane olarak Türkiye'de diyaliz çalıştırabilen ilk hastane bizdik. Evet. Ama bizden sonra aynı yolu izleyen 7-8 hastane daha var. Bunlara da biz yolu gösterdik işin gerçeği. Yolu bir tür açtık. Örnek teşkil ettiniz diyebiliriz. Aynen. Birkaç ile daha açıldı. Oralarda da aynı şekilde veriliyor. Hizmeti biz veriyoruz. Diyaliz hizmetini biz veriyoruz. Faturasını Suşehir kesiyor tabii. İşte evet. sosyal güvenlik boyutunu Suşehir hallediyor. Onlardan biz sarf malzeme desteğini, diyalizde kullandığımız sarf malzeme desteğini ve hasta taşıma desteğini alıyoruz.
bizim personelimiz çalışıyor. O diyaliz servisinde 3 tane arkadaşım var. 2 tane diyaliz sertifikalı sağlık personelimiz var. Bir tane hizmetli arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımıza işin gerçeği yaz döneminde çok fazlasıyla yükleniyoruz. Evet. Yani fazla mesailerinin de çok üstüne çıktıkları zaman oluyor. Takdir edersiniz ki şu an yani 30 tane hasta bakıyoruz. Evet. Normalde cihaz sayımız, ruhsatlandırmamız 4+1 olduğu halde şu an 6+1 çalışıyoruz. Evet. Yazlık cihaz çalıştırıyoruz. Bu arada, bu bile yetmiyor. Çok özür dilerim. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, çok göç alan bir yer dedi. Yazları da geriye göç veriyor. Haliyle bu geri yoğun bir göç alıyor geriye. Kesinlikle. Haliyle hizmet vermek çok kolay bir şey değil. Kaldı ki özellikle diyaliz konusunda çok büyük çaba sarf ediyorlar. Diyaliz hastalarının yaşam ünitesi diyelim bu. Kesinlikle. Yani buraya memleketine gelebilmeleri için mutlaka diyalize bağlanması gerekiyor. Haliyle bu konuda çok ciddi adımlar atılmış. Kaldı ki size sormak isterim. Koyhisar'ın köyleri çok dağınık. 70'in üzerinde bir köy var. İki arabayla nasıl bu hizmeti veriyorsunuz? Merak ediyorum özellikle yazları. Diyaliz konusunda mı? Hem diyaliz hem genel sağlık konusunda. Diyaliz konusunda iki bile değil. Tek araç var. Öyle mi? Evet, diyaliz konusunda hizmeti tek araçla vermeye çalışıyoruz. Şimdi vardiya sayıları belli olduğu için bölgeleri birleştiriyoruz. Yakın köyleri evet. bir alıyoruz. O gün onları diyalize alıyoruz. İşte öğleden sonra başka bir grubu alıyoruz. Ertesi gün başka bir grubu alıyoruz. Hatta şimdi 3. vardiyaya çıkacağız. Akşam da başka bir grup şeklinde evet. olacak. Personel de yetersiz bildiğim kadarıyla. Kesinlikle personele çok fazlasıyla yükleniyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun bizleri mahcup etmiyorlar. Hizmeti vermekte fazlasıyla özverili çalışıyorlar. En başta sizin de bahsettiğiniz gibi diyaliz hakikaten zor bir hizmet. Evet. Cidden zor bir hizmet. Ama biz bu konuda iyi olduğumuz kanaatindeyim. Arkadaşlarımızdan çok hoş tepkiler alıyoruz. Hani insanların BİMER'e şikayet, BİMER deyince akla şikayet gelir ama insanlar bizi BİMER'e teşekkür etmek için yazdıkları evet, oluyor. Biz bunlara da denk geliyoruz. Sadece ilçemizde değil, Mesudiye'de ilçemiz var biliyorsun. Mesudiye'ye yakın evet. bir ilçemiz. Mesudiye'de de bir müddet çalıştırıldı diyaliz ama şu an hizmet veremiyorlar. Oran hastasını da kabul etmek zorunda kalıyoruz. Hatta diyaliz Mesudiye'de çalışırken buradaki hizmetten faydalanmak isteyip bizi daha çok sevenler daha çok burayı tercih ettiler. Evet. Onlara da biz bakmak zorunda kaldık ama şu an ilçemize ancak hitap ediyoruz. Edemiyoruz bile yani. Bu konuyla ilgili ne yapmak lazım? Sizin hizmet kalitenizi yükseltmek için, potansiyeli geliştirmek için ne yapabiliriz? Size nasıl katkı sağlayabilir bizim hemşehrilerimiz? Evet. Şu an 6+1 cihazımız var. Evet. Bir tanesi hepatit cihazı, hepatit hastaların girdiği 6 tane normal diyaliz cihazımız var. Bu sayıyla hitap edeceğimiz, bu cihaz sayısıyla hitap edeceğimiz nüfus belli. Evet. Ama şu an Ocak ayında biz randevularımızı aldık. Eylül'ün sonuna kadar randevularımız full. 5-6 bildiğim kadarıyla hastaya da yok dedik. Yani evet. hizmeti veremeyeceğimizi söyledik. Cihaz sayısını 2 tane daha artırırsak 2 cihaz bize 4 hasta demek en kötü. Evet, müdür beyi duydunuz sevgili hemşehrilerim. Gerçekten hastanede çok özverili çalışıyor. Yıllardır bu bölgenin insanlarına iyi hizmet vermek için kendi çabasıyla, kendi emekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bizler de bu memleketin doğup büyüyen bir insanı olarak katkı sağlamamız lazım. Bu konuda müdür beyin çabalarına bizim de bir katkı sağlayarak destek vermemiz lazım. Sizleri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Peki köylerle ilgili bir sağlık ocağı çalışmaları var. Bu konuyla ilgili de duymak isterim. Beni çok heyecanlandırdı bu. Evet. Anlatır mısınız rica etsem? Tabii ki. Bu yılın başı itibariyle bizim Kasım ayı itibariyle diyeyim daha doğrusu 2017 Kasım ayı itibariyle bizim köylerimizde 11 tane sağlık evimiz olduğu halde bunların bir tanesinde sağlık personelimiz evet. vardı. Ortakent merkezde sağlık personelimiz vardı. Normalde aile hekimliği sistemiyle beraber buralara mobil hizmet veriliyor. Ama oralarda bir EB'nin olması, devletin oralarda olması çok başka bir şey tabii. Yani her evet. an orada bir sağlık personeli olması çok başka bir şey. Bakanlığımızın bu yönde yaptığı çalışmada da bu sağlık evlerini yeniden canlandırıp oradaki hizmetin kalitesini daha da artırmak yoluna gittiler. Biz de Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Koyhisar'daki hem coğrafi yapının hem de nüfus değişkenliği konusunda kendilerini bilgilendirdik işin gerçeği. Buralara
6 tane yeni ebe atamamız oldu. Bunlar 49-24 sayılı kanun gereği çalışan çakılı personelimiz, sözleşmeli personelimiz. Buralarda hizmet vereceklerdi. İsimlerini sayayım isterseniz hangi köyler tabii, olduğunu. Tabii, memnun oldum. Ortakent bölgesinde Aksu büyük bir ihtiyaçtı. Aksu'da sağlık evi ebemiz var. Kızılelma'da sağlık evi ebemiz var. Ortakent merkezde zaten vardı. Aşağıda Akseki'ye bir tane sağlık evi ebemiz geldi. Aydınlar'da bir tane sağlık evi ebemiz var. Sugözü bir tane sağlık evi ebemiz var. Bir de Gökdere'de sağlık evi ebemiz vardı. Bir tek Gökdere'deki sağlık evi ebemiz bir 3 ay çalıştıktan sonra ayrılmak zorunda kaldı kendi problemleri nedeniyle. Orada şu anda bir atama bekliyor. Buraların fiziki şartlarıyla alakalı bir takım düzenlemeleri yapmaya çalıştık bu zaman zarfında. Sağlık evlerimizin bir tanesini şu anda çok çok iyi bir hale getirdik. Öbürleri konusunda da bu ayın 4'ünde ihalesi yapılacak olan bir çalışmamız var. Yani binaların fiziki yapısında tamamını yenileyecek pozisyona getireceğiz inşallah. Arkadaşlarımızın orada çok daha iyi hizmet verip daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Ortamları daha iyi olacak inşallah. Peki bu son olarak Koysarlı hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Evet. Hastane olarak hizmet kalitemizi her seferinde her sene bir ileriye götürmeye çalışıyoruz ama şartlar çok zor. Cidden çok zor. Çünkü mevcut kanunlar gereği biz entegre bir hastane olduk. Evet. Yani köylerle beraber nüfus 19.000'in altındaysa entegre hastane oluyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi entegre hastane pozisyonunda uzman hekim sayısı yok. Bizim vatandaşımızın en büyük sıkıntısı, en büyük talebi de bu yönde oluyor. Geliyor haklı olarak şehirde yaşayan hemşehrilerimiz. Diyorlar ki ortopedist niye yok? İşte dahiliye uzmanı niye yok? Kabul etmek lazım. Herkes isteyecektir. Sonra hizmet, devlet hizmeti herkese götürmek zorundadır ama bunun da bir yükü, bir şeyi olmalı. Maliyetleri var. Ciddi maliyetleri var. Dolayısıyla entegre hastanelerde bakanlığımız sadece aile hekimi uzmanı barındırıyor. Bizde de bir tane aile hekimi uzmanımız var şu anda. Bu uzmanımız da özellikle yaşlı nüfusuz. Genelde yazları biraz önce bahsettiğiniz gibi ciddi göç alan bir yeriz. Gelen nüfusumuz da genelde yaşlı nüfus. Evet. İlaca bağımlı nüfus işin gerçeği. Raporlu ilaç kullanan nüfus. Aile hekim uzmanımızla beraber ilaç raporlarında sıkıntılarımızı giderdik. Dediğim gibi 112 konusundaki sıkıntılarımızı da giderdik. Hemşehrilerimizden isteğimiz aslında yapı olarak bizden çok fazla şey istemesinler. Evet. Yapabileceğimiz şeyler belli. Yani evet. Şimdi takdir edersiniz ki Suşehir Devlet Hastanesi bize 35 kilometre uzakta. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da, metropol dediğimiz şehirde bile insanlar belli hizmetleri alabilmek için yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat yola gittikleri oluyor. Doğru. Biz burada elimizden gelen hizmeti veriyoruz ama yapamayacağımız birçok iş var. Hakikaten birçok iş var. Yani laboratuvar hizmetlerinde var, ileri derecede görüntüleme sistemlerinde var. Bunların önüne de geçemiyoruz işin gerçeği. Evet. Yani burada uzman hekim tutma şansımız yok. Evet. Yani başka da aklıma bir şey gelmiyor işin gerçeği. Evet, bizim müdürümüz gerçekten çok ve özverili çalışıyor. Ne kadar kameralar karşısında böyle söylese de çok şeye ihtiyacı var. Çok çaba sarf ediyorlar. STK başkanları, ilk önce size söylüyorum, bu hastane bir gün size de lazım olabilir. O yüzden kuruluş amaçlarımız kendi bölgemizi tanıtmak ve kalkındırmaksa, işte elimizde çok güzel bir hastane yapılmış, gayet de sağlıklı fakat evet, ihtiyaçları var. Yapımı bir bina, binamız da yeni. Donanım olarak da, yani ben eski hastanede de idareciydim. Buraya göçmezden önce de idarecilik yapmaya çalışıyordum. Eski hastaneden biz çöp kovası bile getirmedik. Tamam, yeni aldık yani. Yapı olarak da gayet uygun bir hastane konumunda şu anda. Evet. İşin özeti, biz kendi bölgemize sahip çıkarsak Koysar'ımız var olur. Buraya geldiğinizde hastalarımız da sıkıntı yaşamaz. Sizler de rahat rahat buraya gelebilirsiniz. Haliyle burası çok zorluklar altında müdür beyin çabalarıyla bu hale getirilmiş. Gayet güzel. Gerçekten ben İstanbul'da da diyaliz hastanelerine gidiyorum.
kesinlikle ve kesinlikle şu küçücük kasabamızdaki yukarıdaki rahatlık birçok büyük illerde yok. Doğru mudur? Kesinlikle bu konuda iddialıyız. Haliyle kendi bölgemizi kalkındırmak amacıyla diğer ilçelere göç vermemek adına kendi bölgemize sahip çıkalım diyorum. Görüşmek üzere. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz size. Çok memnun oldum. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür.